Evet sevgili Muğla TV seyircileri, 7 Renk 7 Yöre adlı programımızın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün Muğla Zeybeği'nin, Muğla'da en çok oynanan oyunlarımızdan Muğla Zeybeği'nin kadın ve erkek figürlerinden birincilerini göstereceğiz. Ama önce isterseniz geçen hafta yaptıklarımızı bir tekrar edelim. Evde çalışmışsınızdır mutlaka. Bir tekrar edelim, üstünden bir daha geçelim. Ondan sonra Muğla Zeybeği kadın ve erkek birinci figürlerimizle programımıza devam edelim. Şimdi geçen hafta neleri görmüştük? Temel duruşlarımızı kadın ve erkek. Mesela erkekte ne demiştik? Ayak bir, omuz genişliği açık, parmak uçlarımız karşıyı gösteriyor. Kollar yanda açık. Rahat bir pozisyonda duruyoruz. Kesinlikle kendimizi sıkmıyoruz. Dirseklerden kırık, avuç içi geriye gösteriyor ve kafa dik bir şekilde karşıya bakıyoruz. Erkek temel duruşumuz dediğimiz bu. Bayan temel ise sol ayağımız sağ ayağımızın yanında, kesinlikle geçen hafta da söylemiştim, böyle birleştirmiyoruz. Açık bir şekilde yanda, dizimiz önü gösteriyor. Gene parmak uçlarımız istikameti. Ellerimiz yanda, bilekten kırık bir şekilde, düz bir şekilde, dirseklerimizi kırmıyoruz. Düz bir şekilde duruyor ve karşıya bakıyoruz. Kadın temel duruşumuz da buydu. Bir de hatırlıyorsanız bunun bir seri yürüyüşünü görmüştük. Seri yürüyüşümüz neydi? Aynen şu örneği vermiştim. Yolda yürüdüğümüz şekilde yürüyeceğiz. Sadece kollarımızı, erkekler için söylüyorum, açıp sallayacağız. Yani yolda yürüyorum, kolumu açtım ve sallıyorum. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rahat bir pozisyonda, hiçbir sıkma yok. Sadece normal yürüyoruz. Bu. Bayanda da aynıydı. Bayanda da aynı yolda yürüyoruz. Ellerimizi dirseklerden kırarak sallıyoruz. Bakın. Farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Yolda yürüdüğümüz şekilde. Sadece yürürken adımımız atıp hafif parmak ucunda yükseliyoruz. Bu. Başka bir ekstra bir şey yapmıyoruz. Ve bayanlarda özellikle bu yürüyüşü yaparken avuç içleri karşıyı gösteriyor. Kesinlikle yeri, geriyi gösterme gibi bir şey yok. Evet, geldik. Geçen hafta öğrendiğimiz hareketlerden birisi de kollu düzdü. Kollu düzde ne demiştik? Tavırdayız. Ve şunu bir daha hatırlatalım. Zeybek sol ayakta başlar. 8 sayıdır. Bunu hiçbir zaman için unutmuyoruz. Ve saymalarımız hep 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve'li şekilde sayıyoruz. Şimdi kollu düzümüzde neydi? Şuydu. Kollu düzümüzden önce şunu görmüştük. Komut geldiği anda kadında, erkekte hop dediği anda sol ayak önde, sağ el önde, sağ sol el arkada. Şöyle yandan da göstereyim. Şuydu. Bir ve dediğimde kollar ve sağ ayak kalkıyor. Erkekte kol ve ayaklar kalktığında keskin ve net. Diz önde, bilek yeri gösteriyor şekilde. Şu. Kollar hafif, dirsekten kırık. Şu şekilde. Bayanda ise biraz daha narin demiştik. Yani şu şekildeydik, temel duruşumuzdayız, hop geldi şu, bir ve. Bayanda çok fazla ayağımızı kaldırmaya ve bileğimizi şöyle indirmeye gerek yok. Şu yeterli bizim için. Bunları unutmadan kollu düzümüzü gösterelim şimdi. Erkek için yapıyorum. Başladık. Bir ve, iki ve, üç ve, dört ve, beş ve, altı ve. 7 ve 8 bitir, 9 bitir. Şimdi burada bir şey daha hatırlatayım. Geçen hafta söylemiştim. Bunu devamlı söyleyeceğim. 7. sayıda artık bakın. 7 ve de sağ ayağım havada. 8. sayıda artık öne adım alma gibi veya geriye adım alma gibi bir şey yok. Artık 7 ve 8. sayıda sağ ayağımı koyuyorum ve ellerimi indiriyorum yana.
Bu aynı şey kadın için de geçerli. Şimdi kadın için gösteriyorum. Temel duruşumdaydım. Başladım mesela. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve bakın 7 ve 8 ki 9 ki. Tekrar başladığım pozisyona geri geliyorum. Evet, şimdi geçen haftayı bir tekrar ettik, hatırlatmış olduk. Şimdi gelelim bugünkü dersimizde Muğla yöremizde çok kullanılan, düğünlerde, dost meclislerinde kullanılan oyunlarımızdan Muğla Zeybeği. Şimdi Muğla Zeybeği gene kadın ve erkek olarak ayıracağız tabii ki figürleri. Erkek birinci figürümüzle başlıyoruz. Figürümüzün adı beklemeli düz. Buna burun vurmalı düz de deniliyor. Beklemeli düz de deniyor. Kolsuz düz diyen de var. Hepsi de doğrudur. Bu figürümüzün anlamı da şudur. Önce erkekler başlar buna. Bundaki amaç, ben figürlerin anlamını da vererek öğretmek istiyorum. Bu figürümüzün anlamı şu. Erkek önce başladığı için bayanlar daha sonra geliyor. Ve buradaki amaç bu figürü yaparken ortalığı kolaçan edip kimsenin olmadığını görüp bayanları çağırmak oyuna da diyebiliyoruz. Veya gövde gösterisi de diyebiliriz buna. İkisi de doğrudur. Şimdi Muğla Zeybeği birinci figürümüz beklemeli düz. Ayaklarımız gene bir omuz genişliği açık. Temel duruşumuzdayız. Sol ayağımızla başlıyoruz. Hop dedik. Şimdi bir ve dedik. Bakın diğer kollu düzden farkımız kolları kaldırmıyoruz. Sadece ayağı kaldırıyoruz. Sağ ayağım havada. Bir ve de bu. Bir daha yapalım beraber. Hazır. Hop. Bir ve. Evet güzel. Şimdi 2V'ye geçiyoruz. 2V'de sağ ayağımı direkt arkaya koyup burun ucumu koyuyorum. 2 bekle. 3 bekle. Bu şekilde sağ ayağım arkada ve şöyle yandan da göstereyim. Dizim kesinlikle şöyle kırık değil. İki dizim de gergin ve dik. Şu. Şimdi 2 bekle, 3 bekleye kadar yapalım. Hazır. Hop, 1 ve geride, 2 bekle, 3 bekle, güzel. Devamını gösteriyoruz şimdi, devamına geçiyorum. Yapacağımız figür şu şimdi artık. 1 ve 2 bekle, 3 bekle, 4 ve. Bakın 4 ve'de artık geride olan sağ ayağımı öne attım, sol ayağımı çektim. Tamam mı? 4V'ye kadar gelelim. Hazır. Hop. 1 ve 2 bekle. 3 bekle. 4 ve 5 vur çek. Bakın 4V'de sol ayağım havada. 5'te ayağımı geriye uzatıp hemen buradan vur çek yapıp normal 8'e kadar düzümü yapıp bitiriyorum. Figürümüz bu. Beklemeli düz. İsterseniz beraber bir daha yapalım. Hazır. 3. Hop. 1 ve 2 bekle. 3 bekle. Devam. 4 ve 5 vur çek. 6 ve 7 ve 8 bitir. 9 bitir. Beklemeli düz dediğimiz figürümüz bu. İsterseniz bir daha yapalım erkekler. İyice otursun, pekişsin. Hazır. Hop. 1 ve 2 bekle. 3 bekle. Yürü. 4 ve 5 vur çek. 6 ve 7 ve 8 bitir. 9 bitir. Evet. Muğla Zeybeği birinci figürümüz. Erkek birinci figürümüz beklemeli düz. Kadın birinci figürümüz ise şunu söyleyeyim. Kollu düz. Normal bildiğimiz bayanlar. Şu kollu düzümüzle giriyoruz hemen oyuna. Normal yaptığımız kollu düzümüz vardı ya.
onunla giriyoruz. Birinci figürümüz bayanlarda kollu düz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu göstereceğim. Öğretmeye çalışacağım. Uygulayabilirsiniz. Erkekler için söylüyorum. Uygulamayabilirsiniz. Normalde Muğla zeybeğini diğer zeybeklerden ayıran temel özelliklerden birisi şu. Bu beklemeli düzden sonra şu figüre başlanır. 1 ve 2 ve diye. Şimdi bu dönüşü bir çalışalım. Uygulayabilen varsa yapsın. Ama uygulayamayan varsa gene normal şu şekilde başlayabiliriz. Tamam mı? Şimdi önce şu dönüşü bir çalışalım. Şimdi bu dönüşte önemli olan sağ ayağımızın üstünde dönüyoruz ve dönerken sol ayağımızı dizden hiç kırmadan yandan bakın. Gene el kapatışlarımız aynı. Sağ el önde, sol el arkada. Bir V dediğimizde hemen sağ ayağımız ve kollarımız kalkacak. Ama bu sefer sırtımız seyirciye dönük olmuş olacak. Yani şu. Bakın. Bir ve. Tamam mı? Burada önemli olan rahat dönmeniz için. Bir. Sol ayak kesinlikle dizden kırmıyorsunuz. Sol ayağımı dizden kırmadan bakın yandan alıyorum. Şu şekilde buradan bir güç alıyorum. Ve sağ ayağımın parmak ucunda dönerek. Bir ve. Yani sırtımın tam olduğu yere adımımı basıp sağ adımımı ve kollarımı kaldırıyorum. Bir deneyelim. Hazır. Hop. Bir ve. Nasıl? Yapabildik mi? Bir daha deneyelim. Hazır. Hop. Bir ve. Güzel. Eğer bu dönüşü yaptıysak, inanın Muğla zeybeğinin çoğu hallolmuş demektir. Erkekler için söylüyorum. Hazır, bir daha yapıyoruz. Üç, hop, bir ve. Güzel. Şimdi bundan sonrasını gösteriyorum bakın arkadaşlar. Dönüşü yaptım. Bir ve. Bundan sonra artık soldan sağa döneceğim. Artık yüzümü seyirciye döneceğim. Ve dönerken kesinlikle şu dizimi kırmıyorum. Bakın. Bir ve. Yani bir 180 derecelik bir dönüş yapıyorum. Bir de 90 derece. Diğer V dediğimde bir 90 derece daha. Yani buradaydım. Bir V'de tam sağıma geldim. Bir V'de tam karşıya geldim. Hazır. Şimdi bastık çektik. Dönüşü yapıyoruz. Hazır. Hop. Bir. Ve. Anlaşıldı mı? Bir daha tekrar edelim. Bir ve yaptık. Kaldırdık. Şimdi. İki. Ve. Yani iki ve dediğimde artık seyirciyle karşı karşıya gelmiş olmam lazım. Şimdi bu dönme figürünü en baştan alıp 2V'ye kadar gelelim. Hazır. Hop. 1 ve 2 ve. Hazır bir daha. 3. Hop. 1 ve 2 ve. Seyirciyle karşı karşıyayım şu anda. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi bu dönme figürümüzü yaptıktan sonra tabii ki bunun devamı da var. Buradan tek çapraz yapacağız. Şimdi tek çapraz dediğimiz olay şu. Mesela 2 V'de kalmıştık. 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki. Şimdi burada tek çaprazımızı da görelim bir. Şimdi tek çapraz dediğimiz olay adı üstünde tek ayak üstünde yapılan ayakların çapraz geçişi. Şimdi 2V'de buradaydık. Şimdi 3V'de bakın 3'ü bastım V dediğimde sağıma döndüm. Komple sağımdayım.
Tamam mı? Şimdi 2 V'ye gel. Sağ ayaklar havada. Üçüncü sayımı adım basıyorum. V'de tam sağıma dönüyorum. 3 V. Sol ayağım boşta. Tamam mı? Evet, şimdi en baştan alalım dönme figürünü. 3 V'ye kadar gelelim. Hazır. Hop. 1 V. 2 V. 3 V. Güzel. Bir daha alalım. Hazır. Hop. 1 V. 2 V. Yürü. 3 V. Güzel. Yaptık mı? Evet. Tamam. Şimdi 3 V'de kaldık. Tabii ellerimiz havada burada. Gene ayağımız aynı şeklini koruyor. Şimdi 4 dediğimizde 4. sayıda artık sol ayağımı düz bir şekilde öne koyuyorum. Bakın sert bir şekilde. Dizden kırılmadan. Şuradaydı ya ayağımız. Buradan hemen attım. 4 V dediğimde bakın. 4'ü koydum. V dediğimde sağ ayağımı geçirdim. Ve burada artık iki bacağımı da dizden kırık. Anlaşıldı mı? Bir daha yapalım şimdi. 3 V dedik. Şimdi 4. sayıda sol ayağımı dizimi kırmadan koydum. V'de sağ ayağımı geçirdim. Bakın iki dizim de kırık burada. Anlaşıldı mı? Heh. Burada önemli olan bakın. Sol ayağı koydunuz ya. Bu sol ayağı kesinlikle ne bu kadar büyük koyun ne de şöyle tam böyle yanına koyun. Çünkü yanına koyarsan geçirip kıramazsın, dengen bozulur. Büyük koyarsan bu sefer oradaydın, buraya kaydın. O yüzden tam bir adım mesafesi olacak. Şurada koydun önüne. V'de geçirdin, dizleri kırdın. Tamam mı? Evet, bir daha yapalım. 3 V dedik, döndük. Şimdi sağ ayağımızı koyduk. 4 V. Bundan sonrası artık öndeki sol ayağımla direkt istikametime adım alıp yürüyorum. 5 V, 6 V, 7 V, 8 bitir, 9 bitir. Anlaşıldı mı? Şimdi 3 V'ye gelelim tekrar. 4 V ve son 8 V'ye kadar gidelim. Şimdi 3 V dedik. 4 V, 5 V, 6 V, 7 V, 8 ki, 9 ki. Evet, bir daha 3 V'den alalım. 3 V'deydik. 3 V'yi yaptık, döndük sağımıza. 4 koydum. V'de çaprazımı yaptım. 5 yürü, 6 yürü, 7 V, 8 ki, 9 ki. Şimdi hatırlıyorsanız geçen hafta bir şey söylemiştim. Bitirişlerle ilgili, özellikle erkekti. Erkek bitirişi, yani muğlayı diğer zeybeklerden ayıran en büyük özelliklerden biri de bitirişti. Bizim muğla yöresinde bitirişte erkek şu eli önce şuraya kadar kapatır, alın hizasına kadar. Buradan tekrar atıp bitiririz. Ha, yapamıyorsanız da direkt de indirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Hani illa böyle bitireceksiniz diye bir şey yok. Ama bitirirseniz doğrusunu yapmış olursunuz. Bir daha 3 V'ye gel. 3 V'deyiz şimdi. 4 V geçirdim. 5 yürü. 6 yürü. 7 V. Bakın 8 ki 9. Güzel. Şimdi erkekler bu figürü en baştan artık sonuna kadar alalım. Dönmeden başlayacağız. Tek çaprazımızı yapacağız. Karşıya yürüyeceğiz. Anlaşıldı mı? Evet. Hazır. 3. Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki.
Tek çapraz figürümüzü en baştan alıyoruz. Dönme figürümüzden alıp, dönmeli figürümüzden alıp sonuna kadar geliyoruz. Bir deneyelim. Hazır. 3. Hop. 1 ve 2 ve güzel. 3 ve 4 koy. Ve geçir. 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki. Evet. Anlaşıldı mı? Bunu tabii ki şu anda sizden tak tak hemen yapmanızı beklemiyorum. Bu artık yaptıkça otomatikleşecek sizde. Evet bayanlar. Şimdi erkekler siz biraz kendiniz çalışın. Şimdi bayanların ikinci figürü. Bayanların birinci figürü ne demiştik? Kollu düz. Normal geldik. Ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki demiştik. Artık sahneye geldik. Bir ikinci figürümüz bayanlar. İkinci figür sizin de tek çapraz. Normal başlıyorsunuz. Bakın gene tavırdayım. Siz de 3 V'de başlıyorsunuz gene çaprazınız. 3 V'de. Yani 1 ve 2 ve 3 ve. Şimdi burada bir değişik bir şey var. Kafanız karışmasın. Erkekler 3 V'yi sağa basıp sağa dönüyor. Bayanlar siz 3 V'yi sola basıp sola dönüyorsunuz. Anlaşıldı mı? Yani ters yapılıyor. Çapraz aynı çapraz. Figür aynı. Sadece başlangıç ve dönüş yerleri farklı. Hazır. 3 V'ye kadar geliyoruz bayanlar. Hop. 1 ve 2 ve bas dön. Evet, burada artık bayanlar 4 V'de aynı erkeklerdeki gibi biz sağ ayağımızı koyuyoruz. Ama erkeklerdeki gibi böyle sert değil. Buradayız hemen. Koyduk 4. Evet bayanlar. Şimdi tek çaprazımızı bir daha yapalım. 3 V'ye kadar gelelim. Hazır. Hop. 1 ve 2 ve 3 sola dön. V'de döndük bakın. Artık dördüncü sayıda gene söylediğim gibi kesinlikle erkek gibi böyle sert değil bizimki. Bayanlar biraz daha nazik. Koyduk bir adım boyu. V'de ayağımı geçirdim. Gerisi bu sefer sağ ayağımla öne devam ediyorum bakın. 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki. Zaten bitirişiniz çok kolay oluyor çünkü sol ayağınız burada boşta kalmış oluyor. Hemen alıyoruz buradan. Anlaşıldı mı? Şimdi bu figürün hepsini hiç kesmeden birleştirip yapmaya çalışalım bir. Hazır. Hop. 1 ve 2 güzel. 3 ve 4 çapraz ve 5 yürü. 6 yürü. 7 ve 8 ki 9 ki. Evet. Özür dilerim. Çok güzel. Bir daha deneyelim. Hazır. Bakın, hem erkekler için söylüyorum hem bayanlar için. Lütfen ilk başta çalışırken şu saymayı unutmayın. Hani 1 ve 2 ve müzikle yaptığınızda daha rahat olacak bakın. Şimdi hazır. Bir daha yapalım. Bayanlar. Hatta erkekler siz de bize katılın. Siz de yapın. Kendinizinkini, kendi tek çaprazını. Hazır. Hop. 1 ve 2 ve 3 bas dön. 4 ve güzel. 5 yürü. 6 yürü. 7 ve 8 ki 9 ki. Şimdi bayanlar şurada sakın bir yanlış anlaşılma olmasın. Hani 3 ve 4 ve burayı bilerek yavaş söylüyorum ki hani alışın diye. Ama normalde tabii ki bu böyle değil. 3 ve 4 ve yani biraz daha böyle akışkan figür birbirini takip ederek gidiyor. Şimdi tek çaprazımızı hiç kesmeden yapacağız bu sefer. Evet. Hazır. Hop. 1 ve 2 ve 3 bas dön. 4 çapraz. 5 yürü. 6 yürü. 7 ve
8 ki, 9 ki. Evet. Şimdi isterseniz siz sayın. Ben müzik vereceğim ağzımla. Muğla Zeybe'nin müziğini vereceğim. Siz de sayabildiğiniz şekilde sayın. Aynı bizim öğrettiğimiz gibi. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve tempomuz bu olacak. Anlaşıldı mı? Şimdi bir erkeklerle deneyelim. Bayanlar siz de yapın bizimle. Sonra sizinle de yapacağız. Evet erkekler hazır. 3 hop. Ram dararari ram darirai rai ram dai ram. Ram dararai ram darirai rai ram darirai rai ram dam. Nari nai nam nam darari ni nam. Nasıl oldu mu? Hadi bir daha yapalım o zaman. Bayanlar siz de bize katılın o zaman. Hazır. 3 hop. Ram darari ram darirai rai ram baston. Çapraz yaptın nay 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 nam dar nay nay nam dam. Nar nay nam nam nar nay nay nam. Evet şimdi bir de bayanlarla yapalım. Erkekler siz de bize katılın, devam edin. Evet bayanlar hazır. Tek çapraz yapıyoruz. 3 hop. Ram dararari ram darirai rai ram baston. Çapraz yaptın yürü rai ram darirai rai ram dam. Darirai ram dam dararai ram. Evet bir daha yapalım. Hazır. 3 hop. Ram dararari ram darirai rai ram baston. Çapraz yaptın dai rai rai ram dari rai rai ram dam dari rai ram dam darari ram. Evet çok güzel. Şimdi Muğla Zeybe'mizden kadın ve erkek figürü olarak iki figür öğrendik. Erkeklerin birincisi beklemeli düz, ikincisi dönmeli çapraz. Bayanlarınkisi ise birincisi kollu düz, ikincisi tek çapraz. Şimdi erkeklerden başlayalım. Şimdi bu iki figürümüzü birleştirelim. Beklemeli düzümüzü yapıyoruz. Bitiriyoruz. Ardından hiç beklemeden bitirir bitirmez hemen tek çapraz yani dönmeli tek çaprazımıza geçiyoruz. Tamam mı erkekler? Hazır. 3 hop. 1 ve 2 bekle. 3 bekle. 4 ve 5 vur çek, 6 yürü, 7 yürü, 8 bitir, 9 hop, 1 ve 2 ve 3 baston, 4 çapraz, 5 yürü, 6 yürü, 7 ve 8 bitir, 9 bitir. Tamam mı? Ha burada nerede takılmışsınızdır büyük ihtimalle tahminimce? Figür geçişine takılmışsınızdır. Yani 9 ve deyip buradan geçmek de takılmış olabilirsiniz. Orada fazla şey yapmayın. Onu zamanla alışacaksınız zaten. Bir daha yapalım. Hazır. Pardon. İsterseniz şimdi gene ben müzik vereyim. Siz sayın. Ben de gene mümkün mertebe buradan göstereceğim sayıları. Siz de sayın ama. Hazır. Hop. Ram dararari ram darirai rai ram dai ram. Ram dararai ram dai rai rai ram darirai rai ram dam. Darirai ram dam darariri ram. Ram dararari ram darirai rai ram dai ram. Ram dararai ram dai rai rai ram. Rai rai ram dam. Darirai ram dam dararai ram. Evet. Tabii bunu hep tekrar edeceğiz. Çünkü Türk halk oyunları öyle bir şeydir ki tekrar etmediğiniz anda unutursunuz bütün figürleri, bütün ritimleri. Mümkün mertebe her gün tekrar ederseniz daha sağlıklı ve daha hızlı ilerleriz. Evet şimdi bayanlar, bir de sizinle yapalım. Bu ilk iki figürümüzü birleştirelim artık. Kollu düz ve tek çapraz. Önce sayıyla yapalım, sonra tekrar ben müzik vereceğim. Evet erkekler isterseniz siz de katılın bize. Hazır. 3
Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki devam. 1 ve 2 ve 3 bas dön. 4 çapraz. 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki. Evet. Anlaşıldı mı? Şimdi bir de isterseniz müzikle yapalım. Aynı erkeklerde yaptığımız gibi. Şimdi gene saymayı unutmuyorsunuz bakın. Tamam mı? Hazır. 3 hop. Ram darararı ram darirayı ray ram dayram. Ram darararı ram dayrayı ray ram darirayı ray ram dam. Darirayı ram dam. Ririram tek çapraz. Ram darararı ram darirayı ray ram baston. Çapraz yaptın. Yürü ray ram darirayı ray ram dam. Darirayı ram dam darararı ram. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi şöyle yapalım. Erkekler yapsın. Tamam mı? Şöyle yapalım. Hatta dediğim gibi erkekler kolsuz düzü yapsın. Hemen ardından kızlar gelsin. Ben ikisini birlikte yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Bir deneyelim. Hazır. Önce erkekler kolsuz düzle geliyor. Beklemeli düz veya. Hazır. Hop. Ram dararari ram darirayı ray ram dayram. Ram dararay ram vur çek ray ram darirayı ray ram dam. Dariram dam. Bekle erkek bayan yürü. Ram dararari ram darirayı ray ram dayram. Ram dararay ram dayray ray ram. Ray ray ram dam. Darinay nam dam dararini nam. Evet bak ne güzel oldu. Şimdi örnek veriyorum bir düğündesiniz veya bir dost meclisinin yemeğindesiniz. Yani illa böyle düz oynamayacaksınız. Zeybek genelde dairede oynanır. Şimdi bir de daire formatına çevirelim bunu. Figürlerde hiçbir değişiklik yok. Sayılarında hiçbir değişiklik yok. Sadece yürüdüğümüz ve gittiğimiz yön değişiyor. Devamlı sağımızdan yürüyeceğiz sola doğru. Şimdi mesela erkeklerle başlayalım. Daire formatında yapacağız. Bakın erkekler seyredin. Başladım. Hop dedik. 1 ve 2 bekle. 3 bekle. 4 ve 5 vur çek. 6 ve 7 ve 8 bitir. 9 bitir. Bitirmeleri bayan da erkek de hep daire içine yapacak. Tamam mı? Şimdi bir de bayanlarınkini gösterelim. Şimdi bayan daire formatında yürüyecek. Hop dedik. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7. Ve bakın hemen döndüm. 8 ki 9 ki. Tamam mı? Bütün bitirmeler daire yönüne. Daire içine. Tamam mı? Şimdi erkekler şöyle yapalım. Önce erkeklerle başlayalım. Daire formatında beklemeli düzümüzü yapıyoruz. Oradan hemen tek çaprazımıza geçiyoruz. Dönmeli tek çapraz. Şimdi o dönmeli tek çaprazda şunu sakın kaçırmayın. Bitirdin daire yönüne. Daire içine bitirdik. Burada bakın. Yönü ilk sol adımımızı nereye alıyorduk? Normal düz gittiğimizde tam sırtımıza. Gene sırtımıza alacak. Değişen bir şey yok. Yani hemen burada daire dışına aldım. 2 ve daire yönüne döndüm. 3 ve 4 çapraz. 5 normal yürüyeceğim. Tamam mı? Figürde değişen hiçbir şey yok. Sadece dönmeli tek çaprazlarda daire dışına alıyorum. Adımı 1 V'yi 2 ve de tam şeye döndüm. Daire istikametine. Anlaşıldı mı? Ve tek çaprazı da gene göstereyim. 3 ve daire dışına dönerek yapıyorum. Tamam mı? Zaten normal çaprazımı yaptım. Adımımı aldım. Normal devam ediyorum.
Hani daire formatına geçtik diye figürün şekli şemali değişmedi. Evet, hazır erkekler. Bu söylediklerimin hepsi bayanlar için de geçerli. Hazır. Hop. Bir ve iki bekle. Üç bekle. Dört ve beş vur çek. Altı ve yedi ve sekiz bitir. Dokuz hop. Bir ve iki ve üç bas dön. Dört çapraz. Beş yürü. Altı yürü. Yedi bas. Daire içine dön ve bitir. Tamam. Evet. Şimdi bir de bayanlarla alalım. Daire formatında. Şimdi bayanlar için şunu söyleyeyim. Daire formatında sakın karıştırmayın gene. Mesela tek çapraza başlayacaksınız bayanlar. Bir ve iki ve üç ve daire içine döneceksiniz üç ve'yi. Dört ve daire içinde yapıp tekrar istikametinize sağ adımla adım alıp devam edeceksiniz. Hani az önce söylemiştim ya, erkeklerle siz tek çaprazda ters yapıyorsunuz. Yani erkek dışa yaparken siz içe çapraz yapıyorsunuz. Evet, hazır. Üç. Hop. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve daire içine bitir, bitir. Tek çapraz. Bir ve iki ve üç ve dört çapraz. Beş yürü istikamet. Altı ve yedi ve sekiz bitir. Dokuz bitir. Anlaşıldı mı? Şimdi bu figürleri arkadaşlar her çalışmamıza başladığımızda bir tekrar edeceğiz. En baştan duruşlarımızdan, seri yürümemizden başlayıp bunları tekrar edeceğiz. Çünkü özellikle duruşlar, seri yürüyüşler ve kollu düz hangi yörenin zeybeğini oynarsanız oynayın. Hani Ege bölgesinde hangi zeybeği oynarsanız veya öğrenirseniz öğrenin. Yapılması gereken temel ana figürlerdir. Özür dilerim. Kollu düz, seri yürüme ve temel duruş. Bu üçü bütün zeybeklerin temel ana figürüdür. Tamam mı? Çünkü bunları devamlı tekrar edeceğiz. Artık otomatikleşecek vücudumuz. Evet erkekler, hazır. Bir daha daire formatında alıyoruz. Üç. Hop. Bir ve iki ve ne oldu? Herkes bende aynısını yaptı. Erkekler biz böyle mi başlıyorduk? Kimse de demiyor bana. Böyle başlamadık. Beklemeli düzle. Heh, tamam. Hazır. Üç. Tekrar söylüyorum. Beklemeli düz. Tek çapraz erkekler. Üç. Hop. Bir ve iki. Bekle. Üç. Bekle. Dört. Ve beş vur çek. Altı ve yedi ve sekiz bitir. Dokuz devam. Bir ve iki ve üç bas dön. Dört çapraz. Beş yürü. Altı yürü. Yedi ve sekiz ki. Dokuz ki. Tamam mı? Dediğim gibi bitirişte yedi ve'de bakın. Yedi ve'de kapatıyorum kolu. Şu alır hizama kadar 8 ki 9 ki diye buradan atıp bitiriyorum. Ama farz edelim ki bunu bir türlü atamadınız veya oturtamadınız. Buradan direkt indirebilirsiniz. Hani ben sadece doğrusunu da söyleyeyim. Yapabilen varsa yapsın. Evet bayanlar, hazır. 3 hop 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve daire içine bitir, bitir. Devam. Tek çapraz ve 2 ve 3 daire içine dön. 4 çapraz istikamete sağ adım. 5 ve 7 ve 8 ki 9 ki. Evet. Bugün gerçekten biraz hızlı gittik.
Mümkün mertebe biraz hızlanalım artık. Siz de evde ne kadar bu temel duruşlarımızı ve bu bugün gördüğümüz Muğla Zeybe'yi, kadın ve erkek bir ve ikinci figürlerini tekrar ederseniz o denli hızlı ilerleriz. Muğla Zeybe'yi figürlerimizi bitirdikten sonra arkadaşlar Kerimoğlu'na geçeceğim. Çünkü yöremizde en çok oynanan oyunlardan biri de budur. Onu da göstereceğim. Şimdi belki aranızda şunu soran vardır. Sürmeli mi öğrenecek miyiz? Şunu bir kere belirteyim. Yapılan yanlış uygulamalardan birisi. Sürmelin bir kere kız oyunudur. Erkek oyunu değildir. Ama bizim düğünlerimizde falan ben görüyorum bazen erkek de oynuyor. Sürmelim erkek oyunu değildir, kız oyunudur. Ha, istenirse gösteririz sürmelimi de. Evet sevgili Muğla TV seyircileri, 7 Renk 7 Yöre adlı programımızın ikinci bölümünü burada bitirmiş bulunmaktayız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere.